Değerli takipçilerim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yol ve insan konseptimizle birlikte devam ediyoruz. Biliyorsunuz son yılların en çok başımıza bela olan şeylerinden biri de acele etmektir, değil mi? Yani acele etmenin başımıza neler açtığını, nasıl kazalara yol açtığını, sabırsızlığın bize ne tür dertler açtığını hepimiz birçok kez tecrübe etmişizdir, birçok kez tasdik etmişizdir. Ama nedense bu aceleciliğimizden, bu bekleyemememizden, sabırsızlığımızdan da bir türlü kurtulamayız. Sürekli bir acelemiz vardır, sürekli bir koşturma içindeyizdir. Sürekli bir yerlere yetişmek için uğraşırız. Zamanımız bize yetmez vesaire vesaire. İşte bir şeyler hızlı bir şekilde olsun diye uğraşırız. Beklemeye tahammülümüz yoktur, emek vermeye tahammülümüz yoktur. Kendim için de söylüyorum, kendim de çok aceleciyimdir. Yani yemeği bile çok acele yerim böyle. Hatta hep derler yani, ya çok hızlı yiyorsun, nerede yiyorsun, nasıl yiyorsun, şöyle böyle, sen hep bu yüzden kilo alıyorsun. Ya hakikaten de bu yüzden kilo alıyorum yani, bir türlü veremiyorum. Aceleciyiz yani, acele etmenin ustalıktan çaldığını, acele etmenin marifetten çaldığını, acele etmenin o işin daha güzel olabilitesinden götürdüğünü, o iş daha güzel olabilecekken aceleciliğimiz yüzünden daha böyle bir tık geride olduğunu, daha az verimli olduğumuzu, daha güzel işler başaracakken o işleri başaramadığımızı gerçekten bu yaşıma kadar birçok defa gördüm. Hem kendim hem çevremde tasdik ettim. Bugün de sizlerle aslında bu konuyu paylaşmak istedim. Yani acele etmek bizi, evet, belki yani trafikte bile düşünün. Acele bir şekilde gittiğinizde gideceğiniz yere 10 dakika 15 dakika fark ettirebilirsiniz. Onun dışında çok büyük farklar edemez. Hele ki büyük şehirlerde yaşıyorsanız, zaten bir yerde trafik yoksa diğer tarafta trafik var. Yani neyin acelesi bu? Neyin koşturmacası? Yani yolda geliyorum. Ya yani sol taraftan çıkacağım. Yani yola gireceğim. Durmuyor kimse. Yani bir yavaşlamıyor. Yani normalde trafik kurallarına göre, eğer yanlış biliyorsam düzeltin, sol taraftan yol varsa ve çıkışsa o yol onundur. Yani tabii ki paldır küldür çıkalım demiyorum ama yani öyle bir acelemiz var ki, öyle bir koşturma içindeyiz ki, böyle hiç birbirimize tahammülümüz yok. Kendi işimizden, kendi amacımızdan, gayemizden başka hiç kimseyi görmüyoruz. Öylesine bir aceleyle koşturuyoruz. Öylesine gidiyoruz ki yani etrafa baktığınızda gerçekten insanlar üzerine, sizin de olmuyor mu? Yani kaldırımdan yürürken üzerinize böyle sizi ezecekmiş gibi gelmiyorlar mı? Yani neyin acelesi bu? Tamam, sistem bizi buna itiyor. Evet, herkes işine gücüne yetişmeye çalışıyor. Kimisi evine yetişmeye çalışıyor. Kimisi okuluna yetişmeye çalışıyor ama yani hiçbir şeye beklemeye tahammülümüz yok. Market kasasında bile 2 dakika fazla beklediğimizde böyle bir telaşlanıyoruz, bir alevleniyoruz. Böyle bir kasiyere sayıp sövme, işte market içindekilere bağırma, çağırma vesaire vesaire. Ya bir düşünmeye fırsattır belki. Belki senin için bir düşünme fırsatıdır. Ne bileyim yani, market kasasında düşünürsün, trafikte düşünürsün, başka yerlerde düşünürsün. Yani düşünebileceğin birçok alan vardır. Yani tamam, bir şey demiyorum ama yani bu aceleyi böyle baktığımızda anlamlandırmak mümkün değil aslında. Yani gerçekten hem teknik olarak hem fizik olarak baktığımızda, yani ne kadar acele edersek edelim, mutlaka bir yerde takıldığımızı, mutlaka bir yerde tökezlediğimizi, ben bunları hep yaşayarak tasdik ediyorum. Yani gün içinde bir sürü şey yapıyoruz. Gün içinde bir sürü yere, bir sürü işe, birçok şeye yetişmeye çalışıyoruz. Ama fark ediyorum ki bu aceleciliğimiz yüzünden, bu bekleyemememiz yüzünden hep bir şeyler eksik oluyor. Yani aceleciğimiz yüzünden belki çocuklarımızla vakit geçiremiyoruz, belki ailemizle vakit geçiremiyoruz. Yani belki onlara yeterince önemi veremiyoruz. Yani yoldayız, tamam. Yani bu videonun konsepti de bu, yol ve insan. Yani yol ve insan halleri, tamam, yoldayız, bir şekilde koşturuyoruz ama yolun tadını çıkarmadan gidiyoruz. Yani yolun tadını çıkaramadan gidiyoruz. Hep böyle o manzarayı görmüyoruz. Yani acele acele haldır 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 koşturuyoruz. Manzara kimsenin umurunda değil. Yoldaki değerler kimsenin umurunda değil. Ben de dahil, yani gün içinde bakıyorum, kendime de bakıyorum. O değerlere sahip çıkamadan, o güzellikleri göremeden her şey böyle bir an önce olsun istiyoruz. Yani bir işe başlıyoruz, bir an önce zengin olmak istiyoruz. Ne bileyim, işte bir gönül ilişkisine giriyoruz, bir an önce evleneyim, kurtulayım derdindeyiz. Yani o zamanın ve mekanın tadını çıkarmaktan yoksunuz sanki biraz. Yani bir yere gidiyoruz, bir misafirliğe gidiyoruz, bir an önce eve gitmek istiyoruz. Ya da işte evde oturuyoruz, bir an önce başka bir yere gitmek istiyoruz vesaire. İçimizde hep
böyle bir işleri tamamlama isteği ama hep bir acele, hep bir acele yani. Yemek yiyoruz. Kendimden örnek vermek gerekirse hemen 5 dakikada yiyeyim, işe döneyim derdindeyim. Ama işe, bu sefer işin başına gidiyorum. Bir önce işleri bitireyim, sonraki işe geçeyim. Bitireyim, sonraki işe geçeyim. Sonra eve gideyim. Ona yetişeyim, buna yetişeyim. Şöyle yapayım, böyle yapayım. Hep bir acele. Yani bu aceleciliğimizi aslında zamanımızı yönetemememize de borçluyuz. Yani yönetemememize de borçluyuz. Yani biz Türk insanları olarak %90'ımız, %95'imiz belki de zamanımızı verimli yönetemiyoruz. Yani zamanımızı yönetemediğimiz için de her işimiz aceleye geliyor, her işimiz koşturmaya geliyor, her işimiz böyle bir paldır küldür oluyor. Ve biz hayatı, ben şunu görüyorum etrafımda. Yani ülke olarak çok büyük bir kesimimiz yaşadığımız hayatın hazını alamayarak yaşıyoruz. Yani hayattan haz almak, illa zengin olmak, illa her türlü imkana sahip olmak, finansal olarak çok çok özgür olmak değildir arkadaşlar. Hayatın tadını almak, o anın, o zamanın değerini çıkarmak, değerini bilmek. Yani o zamanı, o anı en verimli şekilde geçirmek. Yani sürekli böyle bir koşturmacamız vesairenin olduğu bir yerde bir türlü yani o verimli zamanı da kullanamazsın. Yani o arada verimli de olamıyorsun. Sürekli bitsin geçeyim, bitsin geçeyim, o olsun bu olsun vesaire. O yüzden hayatı bu kadar acele yaşamamamız lazım. Sistem bizi buna itiyorsa bile bizim bazı yerlerde buna dur diyor olabilmemiz lazım. Yani duyduğum, son günlerde duyduğum en güzel cümlelerden biridir. Yani acelecilik ustalıktan çalarmış diye. Gerçekten de öyle. Yani eğitim öğretimde de böyle, bu hayatımızda da böyle, yani fiili iş yaparken de böyle. Bir şeyleri öğrendik sanıyoruz. Tamam diyoruz, hadi ben bunu öğrendim, şu oldu, bu oldu, ama yarım yamalak öğreniyoruz. Belki o işin tekniğini öğrenemiyoruz. Belki o işin farklı bir alanını öğrenemiyoruz. Yani ustalaşmak, bir alanda ustalaşmak yıllar alıyor. Ya aman ben bu işi de öğreneyim, kucağıma bir karpuz daha alayım, onu da alayım, bunu da alayım, koluma bir bilezik daha takayım. Şöyle böyle, yani gerçek başarı birçok alanı bildiğimiz için değil, gerçekten bir alanda uzmanlaştığımız için geliyor. Yani bir alanda uzman olduğumuz için geliyor. Yani ustalaştığımız, bir alanda ustalaştığımız için geliyor. Ya ustalaşmak da öyle haldır huldur aceleyle olmuyor arkadaşlar. Yani orada bir yoğrulmak gerekiyor. Orada biraz ezilmek gerekiyor. Orada belki biraz çile çekmek gerekiyor. Yani acele etmemek gerekiyor. En önemli şey bu. Yani bizim videomuzun konusu acele etmemek. Acele etmemek gerekiyor belki orada. Yani bu çıraklığında çok ayrı zevkleri var. Yani kalfalığında çok ayrı zevkleri var. Ustalığında çok ayrı zevkleri var. Yani ben hatırlıyorum bundan yıllar önce. Bazen gerçekten şu kadarcık çocukken, daha 7. 8. sınıftayken babamlar çalışma diyorlardı ama ben gidip yazın sürekli oradan buradan iş buluyordum vesaire. Çıraklık yaptığım dönemlerdeki o usta çırak muhabbetlerini bazen özlüyorum. Gerçekten yani küçük bir çocuk için ustası onun mihmandarı aslında. Yani ona bir yol gösteren, ona hem iş öğreten hem o an için hayatını öğreten bir lider. Ve bazen gerçekten böyle usta çırak ilişkilerini özlüyorum. Yani ben bir gün aceleyle bir camcıda çalışıyorum. O zaman küçüğüm. Aceleyle böyle evin camlarını, pimafen bu plastik doğramaların yeni çıktığı böyle dönemler. Herkes işte tahta camlarını falan değiştiriyorlar. Ben de yaz tatilinde bir camcıya girdim, çalışıyorum. Babam da çok kızıyor tabii. Kulakları çınlasın. Camı taktık şimdi. Usta dedi ki sen camları getir, yerleştir. Ben de tabii hızlı hızlı yapıyorum ki bir önce bitsin gidelim. Hava da çok sıcak yani. Temmuz sıcağı, İstanbul'dayız. Hızlı hızlı getiriyorum falan. Baktım usta yavaş yavaş takmaya başlamış camları. Ben de elime aldım, o küçük böyle camların üzerinde küçük küçük camlar vardı. O çıtaları söküp onları takmaya başladım falan böyle. Tabii ben aceleyle taktığım için camın dışını takmamışım. Yani dışındaki çıtayı takmamışım. İçerideki çıtayı takmışım. Düşünün, aşağıda insan falan yürüyor. Yani o cam oradan çift cam, ısı cam böyle aşağı düşse, kafasına birinin düşse öldürür yani, o derece. Öyle bir cam. Usta geldi tabii, ben bir tanesini taktım, ikinciye geçtim. Hemen koştu geldi böyle, baktı arkasını takmamışım. Bana böyle kızıyor vesaire vesaire, merdivenin üzerine çıkmıştı. Camla böyle kafama vurdu. Yani o kalın şey camla böyle, tabii dik vurmadı. Dik vursa öldürür yani, böyle yan bir şekilde vurdu böyle. Ben bugün diyorum ki, bugün hala 30'uma geldim neredeyse. İyi ki de diyorum kafama o camla vurmuş. Ellere dert görmesin, kulakları çınlasın. Bu videoyu izlerse Allah ondan 1000 kere razı olsun. Yani çok çektirirdi ustalarımız bize. Ama bir şeyi zamanla öğrenmeyi, acele etmemeyi, acele ettiğimizde bir şeylerin yanlış gideceğini, ters gideceğini bize hep öğrettiler.
Sağ olsun hepsinden. Hepsinden Allah bin kere razı olsun. Düşünün o gün orada hocam düşseydi birinin kafasına neler olabilirdi? Sırf benim aceleciliğim yüzünden, sırf benim iş bitirmeye çalışmam yüzünden. Bunun gibi nice nice olaylar yaşamışızdır. İkinci kattan düştüm, forkliftin tepesinden düştüm. Yani aceleyle ölçü almaya çalışırken. Ne bileyim çok farklı farklı şeyler böyle. O yüzden videoyu kapatırken şunu söylemem lazım. Tekrar etmem lazım aslında bunu size. Acelecilik ustalıktan çalıyor arkadaşlar. Acele etmeyin. Yavaş yavaş zenginliğin de finans, ben ona zenginlik demeyeyim. Finansal özgürlüğün de yavaş yavaş geleni daha kalıcı ve sürdürülebilir oluyor. Ben kanalımda size sürekli sürdürülebilir modellerden bahsetmeye çalışıyorum. Gelip geçici işlerden bahsetmemeye çalışıyorum. O yüzden burada da acele etmeden yatırım yaparken de ufak ufak yatırımlar yapmanız. İşte bu bilgi yatırımı olur, teknoloji yatırımı olur, gayrimenkul neye yatırım yapıyorsanız artık. Yani daha düşünerek, daha kademe kademe acele etmeden yatırım yapmamız lazım. Eğitim alırken de yavaş yavaş tadını çıkara çıkara acele etmeden bu eğitim hayatımızı sürdürmemiz lazım. İş yaparken de keza böyle. Yani hayatımızda acele ettiğimiz sürece yaptığımız işlerden, bulunduğumuz mekanlardan çok zevk alamayız arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Belki çok fazla konuştum. Belki yaralı yerlerinize dokundum. Belki sizi kızdırdım. Belki de yanlış cümleler kullandım. Sürçülisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize hayırlı Ramazanlar dilerim. Hoşça kalın.